Merhaba, bugün sizlerle şifon bir kumaştan fular yapacağız. Bunun için Nerşan'ın ipek boyalarını kullanıyoruz. Kullandığımız şifon tümüyle sentetik bir malzeme olduğu halde boya üzerine çok rahat uygulanabiliyor. Ve yumuşaklığını kumaşın değiştirmiyor kullandığımız boya. Bunu desenlemek için serbest bir boyama tekniği kullanacağız. Batik efektleri verecek şekilde kumaşımızı bağlayacağız. Bunun için önce kumaşı hafifçe nemlendiriyoruz. Sadece bu kadar nemlenmesi yeterli. Sonra karton bardaklarımızı yerleştiriyoruz. Batik tekniğinde kumaşın bağlandığı yerlerde nasıl bir efekt oluşuyorsa burada da bu şekilde bir efekt oluşacak. Ama boyanın ve kumaşın özelliğinden kaynaklı da çok güzel serbest boyanmış efektler çıkacak ortaya. Kumaşı bu şekilde açıkta kalan yerlerini kırışık hale getiriyoruz ve elimize eldiven giyiyoruz. Çünkü boyamız kumaş boyası olduğu için ellerimizden çıkması oldukça zor olacaktır. Bu yüzden eldiven giyerek ellerimizi korumuş olacağız. Boyalarımız sıvı halde. Onları kullanırken kalın sert bir fırça kullanıyoruz. Neden sert uçlu bir fırça olması gerektiğini şimdi uygularken daha iyi anlayacaksınız. Boyamaya başlıyoruz. Belirlediğimiz alanları boyayarak başlıyoruz. Biraz boya ve daha çok su kullanarak şekilde biraz boya ve su. Bir kere boyaya batırıyorsak birkaç kere suya batırabiliriz. Çünkü pigment çok yoğun bir boya kullanıyoruz. Fırçamız da kalın uçlu bir fırça. O yüzden burada yeterince boya var. Gördüğünüz gibi sarıya değen yerlerde de yeni renkler ortaya çıkıyor. Bu şekilde boyadık. Şimdi geçiyoruz diğer tarafa. Kumaştaki nem boyanın daha kolay dağılmasını sağlıyor. Bir kere boya, birkaç kere de suya batırarak boyamaya devam ediyoruz. Fırçamızdaki boyanın da kenarlara doğru bu şekilde dağılmasını sağlıyoruz. Şimdi bir kere daha fırçamızı yıkayalım. Zaten çok az boya vardı üzerinde, yıkayınca hemen çıktı. Ve kenarlarını boyamaya başlayalım. Bakın fırçamızın sert uçlu olması işte burada önemli. Bu şekilde kırışık haldeyken kumaş fırçayı bu şekilde vurarak boyuyoruz. Hafifçe kaynaştırıyoruz. Ve bu formu bozmamaya çalışıyoruz. Kaynaştırıyoruz renkleri.
üzerine birkaç damla su damlatıyoruz. Su damlaları boyanın açılmasını sağlıyor. Oralarda güzel efektler oluşuyor. Birazcık daha. Bakın bu kırışıklığı hiç bozmadan bu şekilde tutuyorum. Ve şimdi kurutmaya geçiyoruz. Evet, kumaşımız nemli, boyandı ve şimdi kurutma makinesiyle son aşamaya geldik. Kurutma makinesiyle son şeklini vereceğiz. Kumaşımız ne kadar kırışık halde durursa bu kadar güzel efektler olacak içinde. O yüzden buna çok dikkat ediyoruz. Bu şekilde kırışık halde tutarak kurutmaya çalışıyoruz. Biraz kuruttuktan sonra küçük birer damla çok fazla dağılmasını istemediğimiz yerlere hafifçe kuruduktan sonra bu şekilde renklendiriyoruz. Belki üzerine yine bir iki damla su. Bakın suyun değdiği yerlerde boya açılıyor ve güzel efektler oluşuyor. Kırışıklığını hiç bozmadan kuruttuk. Şimdi açalım ve nasıl desenler oluştuğunu birlikte görelim. Kırışıklıklar ve bağladığımız noktalar olduğu gibi çıktı. Keyifle kullanacağınız bir fularınız var artık.